Herkese merhaba. Elin Rüyası kanalına hoş geldiniz. Biz şimdi parka geldik. Şöyle çayımız var. Gelin pastamız var. Ve dikkat et çay dökülmesin. Fakat çay termosumuz olmasına rağmen üstüm çayı çaydanlıkta içmek istiyor. Yani park yakın ama yine de çaydanlıkta getirmek bence çok akıl kârı değil. Bir de soğumasın diye üzerine böyle bezle örtmüş. Çaydanlığımız orada. Ben daha Anne, önceden... Ben de çay. Kızım çay içemezsin. Şu an çok sıcak. Sen pastanı yiyebilirsin. İçi cam olan bir termosum vardı. Çayın tadı değişiyor dedi. İçi çelik olanı aldım. Yine çayın tadı değişiyor diyor. Birinci ve ikinci çayı içtikten sonra çay soğuyor. Neyse artık yapacak bir şey yok. Baba bana bu kadar çay... Baba bana bu kadar çekirdek yapar mısın? Şu an akşam saat herhalde 10'a geliyor. 9.45 falan geçiyor. Biz böyle ışık, çok da ışıklar olmadığı bir yere geldik. Soframızı serdik oturuyoruz. Birazdan okulların açılmasıyla ilgili biraz sohbet edelim istiyorum. Şimdilik. Sessizlik. Sessizlik. Sessizlik mi? Tamam peki. Evet. Şimdi çay içtiğinde sohbetimize başlayalım. Bugünkü sohbetimizin konusu korona günlerinde eğitim, okullar nasıl olacak onu konuşalım istiyorum. Bugün günlerden pazartesi, geçen cumartesi günü veliler toplantısıydı. Benim bir kızım birinci sınıfa kayıt yaptırdı. Eşim toplantıya katıldı. Cumartesi günü okulun bahçesinde öğretmen toplantı yapmış. Açıkçası biraz üzüldük. Neden? Çünkü yani çocuğumuz yeni birinci sınıfa başladı. Çok heyecanlıyız. Çocuk ilk defa işte okula başlayacak. Bir taraftan onun heyecanı varken diğer taraftan aslında tam olarak her şeyde olduğu gibi eğitim de tam olarak yapılamayışı. Okulların belki yani şu anda bizim sınıfın mevcudu yaklaşık 37-38'miş ve bu 40'a çıkabilir. Hal böyle olunca öğretmen sınıfı 4'e bölecek. Bildiğiniz gibi hem diğer kurumlarda hem de aynı zamanda milli eğitimdeki bütün okullarda maksimum okulda sadece 4 gün eğitim yapılıyor. Pazartesi, salı, çarşamba günleri sınıfları dezenfekte ediyorlar. Perşembe, cuma günleri ise yine aynı şekilde farklı bir grubu okula alıyorlardı. Bizim okulda, bunu da belirteyim, bir devlet okulu bu. Zaten sayısının çok olmasından da bellidir. Sınıfı öğretmen 4'e bölüyor. Şu anda her bir günde çocuklar yani 8'li 9'lu kişiler olmak üzere okula gidecekler. Haftanın sadece bir günü okula gidecekler. Düşünebiliyor musunuz? Yani eskiden haftanın 5 günü günde 5-6 saat okulda kalarak bir şey öğrenmeye çalışan çocuk bunun da az geldiği, evde ev ödevlerini yaptığı, çalıştığı, etüt gördüğü, dershaneye gittiği çocuk haftada sadece bir gün okula gidecek. Ve o yıl içerisinde o müfredatta alması gereken şeyleri alabilsin. Bu hakikaten çok zor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Toplantıda konuşulan şeyler, işte sınıf mevcudu 8-9 olacak. Herkes tekerli olacak. Birinci sınıftaki çocuk ne kadar maske takabilir, ne kadar riayet edebilir bilemiyorum. Eski çocuklar maskeli bir şekilde gidecekler. Özel okullarda da bildiğim kadarıyla çocukların orada yemek yemesi yasak. Sadece aparatif şeyler götürülebiliyor. Bize de aynısı olacak. Onun haricinde öğretmenimiz bir okuma yazma seti önerdi. Fiyatı 70-75 lira arasında. Aparatif şeyler yiyecek götürülmeyecek okula. Yasak. Hiçbir şekilde. Öğrenci kahvaltısını yapacak, o şekilde okula girecek 9-12 arasında. Yani bir meyve, bir kek falan bunlar izin verilmeyecek mi? Hayır. Söyledi mi bunu? Evet. Hayır, ben bunu niye söylüyorum? Çünkü benim ablam çocuğunu özele gönderiyor. O da birinci sınıfa gidecek yeni. Öğrenciler sabah zaten gelecekleri için kahvaltılarını da yapmış oldukları için yemek sorunu olmayacak böylece. Olacak. Olmayacak diyor. Çünkü yani bu çocuklar öğlen gittikleri zaman yani normal saatlerde çıkmayacaklar mı? O da mı kısalacak yoksa? Haftanın bir günü. Saat 9'da giriş yapacak, 12'de de çıkış yapacak. Normalde bizim kızımız ama öğlenci. Fark etmez çünkü normal eğitim üretim döneminde değiliz.
Tabii bu haftanın şöyle olacak. İlk 3 hafta bu şekilde olacak. Normalde biz çocuğumuzu öğlen grubuna kaydettirdik. Fakat bilmiyorum şu anda niye 9-12 onu anlayamadım. Ben de şimdi öğreniyorum. Yani 9-12 mi olacak bu 3 hafta boyunca? Sadece okulda 3 saat bulunacaklar. Orada da maksat okulun havasını teneffüs etsin. Okulun olduğunu bilsin. Öğretmeniyle kaynasın. Aynı zamanda öğrenci arkadaşlarına, ortama alışsın. Tamamıyla bu mantıkla yapılıyor. Yani biraz okulun, eğitimin, kuralın, öğretmenin ne olduğunu bilsin diye çocuklar gidecekler. Yani çok şükür yani eğitim konusunda öğretmen zaten belli metotları bize gösterdiği zaman ve kaynağı zaten aldığımızda çocuğa eğitimi ben verebilirim, fakat yani bu yine de zor olacaktır. Onun tekniği her ne kadar bilseniz de, yani öğretmen de olsanız kendi çocuğunuza öğretmenlik yapamıyorsunuz. Çünkü siz onun annesi babası oluyorsunuz. Size karşı yeterince ciddi olamıyor. İşte şaka yapmak isteyecektir, nazlanacaktır. Yani belki oyun oynamak isteyecektir. İşte TV izlemek istiyorum, sıkıldım diyecektir ev ortamında. Ama yapacak bir şey yok. Her şeyin başı tabii ki sağlık. İlk başta sağlıklı olmak. Allah'ın izniyle bu günler de geçer. Bir de mesela ana sınıflarında hakikaten masraflı oluyor ana sınıfları. Kırtasiye açısından, aidat açısından. Ama birinci sınıflarda o kadar bir masraf yok. Mesela öğretmen bize bir liste gönderdi. Listeye baktığım zaman çok makul şeyler. İşte açacak, kalem, boyamalar. Ama ana sınıflarında mesela bir liste veriyorlar elinize. Yani bu 700 lira ve üzeri oluyor neredeyse. Aidatları deseniz yine hakeza aynı şekilde aidatları yüksek oluyor. Benim ayakkabım yok. Evet, nerede kalmıştı? Kızım geldi, ayakkabımı bulamıyorum diye. Onun haricinde dediğim gibi yani liste çok yani uygun, yerinde ve herkesin belki de alabileceği bir liste. Hani küçük boy defter, küçük boy matematik defteri, ondan sonra resim defteri. Tam karşıda, bilmiyorum o sesi alıyor musunuz, çok güzel 3 tane genç oturmuş, çok güzel türküler söylüyorlar. Ambiyans açısından da bizim için de güzel oldu. Çok da güzel söylüyor, sesleri de güzel. Sizlere geliyor mu bilemiyorum. Onun haricinde ne yapacağız bilemiyorum hakikaten. Ama haftanın bir günü okula gitmek çocuğa çok az gelecektir. Onu belki farklı bir eğitim kurumuna da ayrıca verebilirim diye düşünüyorum. Şimdi küçük kızım da ana sınıfına gidecek. Küçük kızımı biz ana sınıfı, Milli Eğitim'in ana sınıfına ya da Diyanet'e bağlı 4-6 yaş Kur'an kursuna götürme noktasında ikisi arasında gidip geliyoruz. Şayet ana sınıfı sayısı kalabalık olur ve öğretmen de eğitimleri bölerse, sınıfı bölerse, işte haftanın sadece 2 günü gidilirse ya da 1 günü gidilirse oraya göndermemeyi düşünüyorum. Çocuklarımı zaten en az 2 sene ana sınıfına gönderiyorum. Geçen sene de çocuğum ana sınıfına gidiyordu. Ve ana sınıf hakikaten o altyapının oluşması için çok çok önemli, çok önemsiyorum. Artık dezavantajlı çocuktan tutun da avantajlı bireylerden, artık herkes bunun öneminin farkında ve herkes çocuğunu ana sınıfına veriyor. Bizim zamanlarımızda ana sınıfı yoktu. Yani biz direkt birinci sınıfa başladık ve bunun çok fazla ceremesini, zorluklarını çektik. Yani birinci sınıfa başlıyoruz, 7 yaşındayız, hala kalem tutmayı bilemiyoruz yani. Ama şimdi bakıyorum mesela benim çocuklarım kalem tutmayı çok iyi beceriyorlar. Çok güzel resimler yapıyorlar. Sayı saymayı öğreniyorlar, renkleri öğreniyorlar. Bazı kuralları öğreniyorlar işte drama eşliğinde. Bunlar tabii ki çok güzel şeyler. Küçük kızım da tam olarak bunları yaşasın diye Diyanet'in 4-6 yaş kursunda, şu an konuştuğum ve görüştüğüm kursta haftanın 4 günü eğitim verilebileceğini öğrendim. Yani olmazsa oraya gönderirim diye düşünüyorum. Bizim kızlar da böyle ileride görüyorsunuzdur. Oynuyorlar, fakat orada bir köpek var. Onlara bir yaklaşmasınlar bakalım. Bizim hemen karşısındaki parkta oturuyoruz. Burada hemen yan tarafta bir kütüphane var. Kitap ve kahveye yazılıyor. Çok güzel bir kütüphane, fakat tabii pandemi sürecinden dolayı orası da kapalı. Birçok yer resmen felç oldu. İnşallah bu günleri de hep beraber yeneceğiz. Allah en az hasarla maddi manevi olarak atlatmayı ve bu zor süreçleri geçirmeyi nasip etsin.
Benim çocukların eğitimleriyle ilgili söylemek istediklerim şu anda bunlar. İşte uzaktan eğitim birinci sınıflar için nasıl olacak bilemiyorum. Sizin de işte 1, 2, 3, 5 ya da artık hangi yaş grubunda çocuklarınız varsa, kaçıncı sınıfa gidiyorlarsa onlarla ilgili sizler ne yapacaksınız? Nasıl bir yol izlenecek? Okulun almış olduğu kararlar nelerdir? Çünkü bu ilden ile değişebilen, hatta okuldan okula değişebilen bir durum. Onları bana yazarsanız sevinirim. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Evet Azra da. Sen de söyle bakalım Azra. Yes, yes, çarp. Tamam. İyi akşamlar. Da tatlı bir kurbağaya rastladık. Benekli. Baba bir kurbağa. Sanki kafasında gözleri var. Evet bak. Bak. Onu rahatsız etmeyin ya. Korkmuş. Bakın gidip saklanmaya çalışıyor. Ona dokunmayın. Ay. Bir şey yapmıyor ki kurbağalar da ilerlemez. Kaçmaya ilerlemez. Çalışıyor zavallı. Çekilin ya. Çekilin yolunu bulsun. Çekilin. Hadi biz gidelim. Böyle yapmasın. Korkmasın artık yeter. Hadi. İyi geceler tatlı kurbağa.